24 saat kesintisiz, soluksuz haberin Türkiye'deki tek ve doğru adresi TGRT Haber'desiniz. Ve dünyada bugün kuşağıyla haftanın bu ilk gününde sizlerle birlikteyim. Hafta içi her gün saatler 17.30'u gösterdiğinde ben karşınızda oluyorum. Evet, bugün de randevumuz var. Yarım saat boyunca dünyadaki tüm gelişmeleri el verdiğince ve zaman yettikçe sizlere aktarmaya çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Öne çıkan başlıklara şöyle bir göz atalım. Sonra detaylara geçelim. Efendim, bomba yüklü araçla saldırı. Nerede? Azez'de. Ayrıntıları biraz sonra anlatacağım. Sel Fransa ve İtalya'yı vurdu. Peki neler yaşandı? Biraz sonra anlatacağım. Protestocular zafer kazandı. Nerede? 5 aydır protestoların, eylemlerin sürdüğü Hong Kong'da. Detaylar biraz sonra. Ve kanlı gösteriler sürüyor. Nerede? Irak'ta. Komşumuzda. Şimdi Irak'a gideceğiz. Irak'ta enteresan şeyler oluyor. Kanlı gösteriler devam ediyor. Ölü sayısının 360'ı geçtiği belirtiliyor. Çok muğlak rakamlar ama şu çok net ki ölü sayısı 300'ün üzerinde. Bu net, kesin. Ve protestolar sürerken Irak hükümeti 5 radyo, aralarında 5 radyo, televizyonların da olduğu toplam 13 yayın kuruluşunun yayınlarına son verdi. Irak'ta bu önemli bir gelişmeydi. 2, Irak'ta bir askeri darbenin olduğu yönünde sosyal medyada bir takım enformasyonlar yayınlanmaya başlandı. Irak hükümetinden bir açıklama geldi. Hayır, herhangi bir askeri darbe söz konusu değil dedi. Irak hükümeti önemli medya organlarının yayınlarını durdurdu. İçinde radyoların, televizyonların ve internet portallarının olduğu, haber portallarının olduğu yayın kuruluşlarının yayınlarını kesti. Protestolar devam ediyor. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesi devam ediyor. Ve Irak'ta şu anda ölü sayısının 360'a yaklaştığı yönünde bilgiler var. Irak'ta, komşuda da tansiyon hala çok ama çok yüksek. Devam ediyoruz. Şimdi Hong Kong'a gideceğiz. 5 ay boyunca Hong Konglular sokaktaydılar. Protesto gösterileri yaptılar. Çok barışçıl eylemlerdi bunlar başlangıç itibariyle. Eylemler sona ermeyince güvenlik güçlerinin müdahalesi çok sert oldu. İnsanlar öldü. Efendim söyleyeyim, yaralılar var, tutuklamalar var, gözaltılar var, bir takım yasaklar var, var da var. Tüm bu kaos içerisinde Hong Kong bir yerel seçime gitti ve o yerel seçimi protestocuların yanında olan, göstericilerin yanında saf tutan demokratlar zaferle çıktılar sandıktan. Hem de ezici bir üstünlükle, yani seçimi protestocular kazandı desek yanlış olmaz. 200'ün üzerinde sandalye kazandılar. Çin'i destekleyen, Çin yanlısı politikacılarsa ciddi bir hezimete uğradı. Analistçiler böylesine bir sonucu beklemiyorlardı. Yani demokratların bu kadar ezici bir çoğunlukla sandıktan çıkacaklarını tahmin etmemişlerdi. Tahminler alt üst oldu ve göstericiler, onların desteklediği demokratlar dediğim gibi çok yüksek oylarla seçimden zaferle çıktılar. Öte yandan Hong Kong'da protestolar devam ediyor, yer yer gösteriler var. Polisle göstericiler arasında da sık sık çatışmalar yaşanıyor ve olaylar 5. ayını da geride bıraktı Hong Kong'da. Donald Trump ne demişti Cuma günü? Ben çok zenginim. Daha doğrusu ne kadar zengin olduğumu da öğrenmiş oldular. Tahmin ettiklerinden daha çok zenginim ben dedi. Milyarder bir iş adamıydı Trump. ABD başkanı oldu. Şimdi 2020'de yeniden aday olup başkan olmak istiyor. Ama karşısına çok dişli bir rakip çıktı. Ortak özellikleri var o rakipte. O da milyarder. Kim mi? Şimdi gelsin hemen ekranlara, haberde aktarayım size. Amerika Birleşik Devletleri seçime doğru gidiyor. Demokratlardan aday olacağını açıklayan ABD'li milyarder Michael Bloomberg, evet demokratlardan adayım dedi. Michael Bloomberg milyarder bir iş adamı, eski bir New York belediye başkanı ve eğer demokratlar içerisinde aday adayı olarak
Özellikle en büyük rakibi John Biden olacak. Aday adayı olarak eğer aday olmayı başarırsa Trump'a aday, Trump'a rakip olacak ve kazanırsa eğer Trump'tan sonra Amerika'nın ikinci milyarder iş adamı unvanıyla yeni başkanı olacak. Tabii bunların hepsi birer varsayım. Öncelikle Bloomberg'in demokratlar içerisinde aday olabilecek çoğunluğu sağlaması gerekiyor ve 2020'de de Trump'a rakip olacağı için Trump'ı da sandıkta alt etmesi gerekiyor. Bolivya'da Morales'e ikinci bir darbe daha yapıldı. Morales bir siyasi darbeyle devrildi. Eski devlet başkanı istifa etmek zorunda kaldı ordunun baskısıyla. Meksika'ya sığındı ama Morales yandaşları sokaklarda gösterilere devam etti. Mecliste dengeler Morales'in lehine değişti. Geçici devlet başkanı Jenny Anez şu anda o gücünü kaybetti parlamentoda. Ve böyle olunca da Morales'in ülkeye dönüp yeniden seçimlere girip kuvvetli ihtimal kazanacağı varsayımı üzerine Jenny Anez devreye girdi. Ve Morales'in seçilmemesi için bir formül buldular. O formül de şu: bir devlet başkanı iki dönem seçilmişse üçüncü dönem aday olamayacak. Bunun üzerinde çalışılıyor ve kuvvetle ihtimalle meclisten bu yasanın bir şekilde çıkarılması sağlanacak. Jenny Anez zaten bunun altına imzayı attı, bu tasarının altına. Şimdi bu yasalaştığında Morales ülkeye dönse bile aday olamayacak. Bu da ikinci bir siyasi darbe olarak nitelendirildi Bolivya'da. Devam ediyoruz. Çin 5.2'lik bir depremle sarsıldı. Deprem anları kameralarca kaydedildi. Görüyorsunuz şu anda sarsıntıyı. 5.2'lik deprem koca kaya parçalarının yollara düşmesine neden oldu. Ulaşım yolunu sağlayan karayollarında belli bölgelerde çukurlar oluştu, yollar çöktü ve birçok iş yeri, birçok ev depremden dolayı zarar gördü. Ve Çin'deki deprem bir kişinin de ölümüne sebep oldu. 6 kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor Çin'de. Çin 5.2 ile sallandı bugün. 正区比较近的一些房屋和村庄啊，出现不同程度的。 Şimdi hızlı bir haber maratonuna doğru koşturacağız. Önemli gelişmeleri aktaracağım. Sosyal medyada öne çıkan videoları sizlerle paylaşacağım. Hızlı bir şekilde hadi başlasın maratonumuz. İlk durağımız neresi? Avustralya. Avustralya'da bir anne öyle bir şey yaptı ki iki çocuğunun ölümüne neden oldu. Adı Carrie Ann, annenin adı. Anne çocuklarını arabada bıraktı, 40 derecelik sıcakta eve gitti. Evde bir anda uykuya daldı. Uyandığında eyvah çocuklarım arabada kaldı diyerek koştu. Çocuklarını arabadan çıkardı. Soğuk suyla yıkayıp kendilerine gelmesini sağladı. Baktı ki gelmiyorlar, ambulansı aradı. Ambulans geldiğinde artık çok geçti. Tüm müdahalelere rağmen bu iki çocuk hayatını kaybetti ve anne Carrie Ann de Avustralya'da birinci dereceden cinayete sebep olmakla yargılanmasına başlandı. Devam ediyoruz bir sonraki durağımıza. Güney Afrika'da 108 metre yüksekliğinde bir bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Nasıl mı, izleyelim. Evet, oldukça devasa bir yapı, bir banka burası. Kontrollü bir şekilde patlayıcılarla işte böyle yıkıldı. Ne etrafa bir zarar verildi ne de öyle aylar süren bir yıkım işlemi gerçekleşti. Saniyeler içerisinde koca banka, 108 metrelik bina işte böyle tuzla buz oldu, bir moloz yığınına dönüştü. Devam ediyoruz. Şimdi Şili'den iki görüntü ekranlarınıza getireceğim peş peşe. Çok çarpıcı görüntüler bunlar. Malumunuz Latin Amerika ülkesi Şili'de de, Santiago'da da şu anda gösteriler aralıksız olarak devam ediyor. O gösterilere dair sosyal medyaya çok çarpıcı anlar yansıdı. İlki gelsin. Bakınız, bu protestocu Toma'ya adeta meydan okumuş. Elindeki bu artık kartondan oluşan değil, kalkanlarla Toma'ya kafa tutuyor. Bayağı da bir direniyor ki o Toma'nın
gönderdiği basınçlı su herhangi bir şekilde bir insana doğrultulduğunda o insanı metrelerce öteye fırlatabilir. Ama bu kişi, bu protestocu inanılmaz bir direnç gösteriyor. Şimdi Avustralya'ya gidiyoruz. Avustralya'da yine bir koala o kadar susamış ki yangından kurtarılıyor. Kurtarılan koalalardan bir tanesi. Bu yavru ama küçük. O kadar susamış ki bakın suyu nasıl böyle içine keke keke içiyor. Evet, gerçekten Avustralya'daki yangın yok çok yıkıcı ama çok çok yıkıcı. Yüz binlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu. Çok sayıda doğal yaşam içerisinde yer alan yabani hayvanlar öldü, telef oldu. İşte görüyorsunuz bu koala da bu yangından kurtarıldı. O kadar susamış ki o suyu nasıl bir kana kana, nasıl böyle bir içine çeke çeke içiyor zavallı. Çünkü o kadar sıcak ki aynı zamanda Avustralya 40 derece sıcak var şu anda. Bir de üstüne orman yangını eklenince hayvanlar için her şey çok ama çok zor oluyor. Tıpkı insanlar için olduğu gibi. Evet, şimdi Çin'den bir kaza görüntüsü getireceğim ekranlara. Getirelim Anıl'cığım hemen, hiç vakit kaybetmeden. Araba durduk yere pert oldu. İşte aynen böyle. Orada görmüş olduğunuz direkt bir anda bu lüks otomobilin tepesine iniverdi. Ve otomobil tabiri caizse arka bölüm tamamen yerle bir oldu. Durduk yere kaza herhalde bu olsa gerek. Devam edelim. Efendim kapatıyoruz. Şimdi biraz sonra haber bültenimizde sizi baş başa bırakacağız. TGRT Haber'de 24 saat sorunsuz, kesintisiz haber devam edecek. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.